Katliamın üzerinden 28 yıl geçmişti. Ama sizler de biliyorsunuz ki bu konuda bir yığın yanlış bilgiler var. Ufak tefek çalışmalar yapılsa da bu dönemi tarihe bırakacak bir çalışma yapılmamıştı o zamana kadar. Biz o sorumluluk içerisinde bunu yaptık. Başlangıçta sadece belgeselle yola çıktık ama kendi adıma Madımak Oteli'nde kalan canlarımızı anlatmayan hiçbir çalışmanın içerisinde olamayacağımı söyledim arkadaşlarıma. Arkadaşlarım da tabii ki öyle olması gerekir. Yani eğer bir çalışma olacaksa orada asıl besit bedel ödeyen insanları sondaki gelen kuşaklardaki insanlar tanımalı. Yani oradaki kayıplarımız sadece 33 rakamıyla, sadece isimleriyle anlatılmamalı dedik ve onun üzerine 1,5 yıllık bir çalışmadan sonra dijital kütüphane, ki biraz sonra genel koordinatörümüz genel bilgi verecek, binlerce kaynak var şu anda, arayabileceğiniz bütün kaynaklara ulaşabilirsiniz. İnanıyorum ki bir gün bu topraklarda sevginin, dostluğun, kardeşliğin hakim olacağını ve bir gün o katillerin hesabının sorulacağını biliyorum. Bugün aynı zamanda hem 25 Mayıs Sivas Katliamı Hafıza Merkezi'nin İzmir buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Hem de bugün uzun bir direniş mücadelesi veren Cumartesi annelerinin 29 yıldır sürdürdüğü mücadelenin 1000 haftalık etkinlikleri dışarıda, sivil toplum örgütlerinde, meydanlarda tekrar o acıları gündeme getirmek için konuşmalar yapılıyor, dikkat çekiliyor. Bugün hem 90'lı yıllarda biliyorsunuz Türkiye tarihinin en acılı, en karanlık günlerini yaşadığı 90'lı tarihinde yine Sivas'ta olduğu gibi anaların acıları, anaların feryatları günümüze kadar geldi. Onlar da çocuklarını kaybettiler. Onlar da eşlerini kaybettiler. Onlar da babalarını, kardeşlerini, sevgililerini kaybettiler. Tıpkı bizim Madımak'ta kaybettiğimiz 33 canımızın yakınları gibi. Bu katliamların üzerindeki sis perdesinin dağılması için, hakikatin, adaletin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz 30. yılında karşılaştığımız birkaç şeyi size hatırlatmak istiyorum. 30. yılında evet, Sivas'ta elinde benzin bidonu taşıyan ve bizzat katliamda bizzat rol oynayan kişilerin Cumhurbaşkanı tarafından affedildiğini bildirdi. Ve 30. yılında Sivas Madımak davasının, yani insanlığa karşı işlenmiş bir suçun davasının, yani insanlık davasının sonlandırıldığı ya da kendi namlarına zaman aşımına uğrattıkları bilgi. Fakat o gün mahkemede de kendilerinin üzerine söylediğimiz gibi Sivas Madımak davası insanlık davasıdır. İnsanlığa karşı işlenmiş bir devasa bir suçun davasıdır. Öyle birkaç tane siyasal kararlar açıklayan hakimin, savcının ağzına bırakılamayacak kadar büyük bir davadır. Ve biz o davanın zaman aşımına uğratılma kararını tanımadık, tanımayacağız. Ve biz var olduğumuz, insanlık var olduğu sürece Sivas Madımak davası da devam edecek. Böyle bir projede elbette ki bir hafıza, geleceğe taşıyabileceğiniz bir hafıza
geleceğe bırakacağımız bir mirasın, bu ülkede yaşanan acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımıza bırakacağımız bir miras. Bir katliamın, bir soykırımın, bir acının üzerinde bir şeyleri belgelendirmek, onu kamuoyla, dünya kamuoyla paylaşmak, geleceğe taşımak elbette ki kolay değil. Bir acının üzerinde devletin tüm çabasına rağmen, tüm karartmalarına rağmen, tüm imkanına rağmen belgeleri toplamak, tanıkları toplamak, arşivlerden bir şeyler toplayıp Türkiye kamuoyuna sunmak kolay değil. Biz bugün Hüsnü annenin bana, Perçem'e, çocuklarıma ördüğü küçük küçük şeylere tutunarak geldik buraya. Çünkü çok öfkeliyiz. 31 yıldır çok öfkeliyiz. 31 yıldır Madımak katliamını gerçekten kimlerin gerçekleştirdiği ortaya çıkarılmadı. Asıl suçlular ortaya çıkarılmadı. Tutuklananların önemli bir kısmı serbest bırakıldı. Davaların iki tanesi zaman aşımına uğradı. Çok öfkeliyiz. Devlet suçlarında kanıt aranmaz. Ama devlet buradaki hakikati araştırmak bir yana üstünü örttü. Çok öfkeliyiz. Çünkü 31 yıldır adalet tesis edilmedi. Adaletin tesis edilemediği zamanlarda hakikati en geniş kesimlere ulaştırmak adalet mücadelesinin yerini alıyor. Onarıcı adalet mücadelesi yanı başımızda. Bizimle birlikte yurtumuz bir mücadele haline geliyor. Ankara'nın karanlık odalarında bu cinayetlerin, bu katliamların planlandığını, hesaplandığını, sıralandığını biliyoruz. 90'lı yıllar özellikle. Günler güne işlenen siyasi cinayetler silsilesi bu büyük bir tezgahın sonucuydu. Ve o yüzden biz Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'nın karanlık odalarında dolaşıp oradaki fısıltılara kulak veriyoruz ve politikacıların neler konuştuğunu, nasıl beyanatlar verdiğini, nasıl tepkiler gösterdiğini ve hatta katliam nasıl çarpıtmaya çalıştıklarını görünür hale getirmeye çalışıyoruz.